O pazar 8 milyon seçmen sandık başına gitti. Seçime katılım %89 oldu. Türk seçmeni ilk kez gizli oy ile gerçekten serbest bir seçime katılıyordu. Kızılay'daki çadırın önünde kuyruklar olmuştu. Liderler sandık başlarında gülümsediler. Sandıkların içinde CHP'nin ve hatta DP'nin de hiç beklemediği bir sürpriz yavaş yavaş şekilleniyordu. Hava kararıp da sandıklar kapanınca bütün Türkiye meraklı bir bekleyişe girdi. Gazeteler alarm durumundaydı. Sonuçtan emin olan tek gazete CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi'ydi. Bütün yazı işleri kadrosu tam olarak da çalışıyoruz. Foto Hilmi Şahin, karşıdaki odada ufak çerezler almış, bir de rakı şişesi almış. Kutlayacağız seçimin sonunu. O zaman her açılan sandık bittiği vakit radyo derhal verirdi. Şu ilçenin şu köyünde şu kadar şu parti kazandı. Hiç unutmam. Anadolu'nun ortasından bir köyde CHP 2 oy daha fazla almış. Hemen Hilmi Şahin şişeyden bardakları doldurdu ve ilk rakımızı içtik ve tabii son rakımızda. O gece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ilk gelen haberlerle tam bir sessizliğe bürünmüştü. Lider kadro ise Çankaya Köşkü'ndeki Yaver Odası'nda İnönü'nün seçim sofrasındaydı. 27 yıllık bir iktidarın çöktüğü geceyi İnönü'nün kızı Özden Toker şöyle anlattı. Haberler gelmeye başladı. İlk öğle tabii hemen saat 5'ten sonra gelen haberler ufak köylerden gelen haberlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi 30, Demokrat Parti 20. İyi deniyor. Biraz sonra tersi gelmeye başladı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi 20, Demokrat Parti 30. Allah Allah dediler, ne oluyor? Babam odada dolaşmaya başladı. O öyle bir kararsız olduğu zaman dolaşmasını severdi. Odada dolaşıyor. Diğerleri de işte hep telefon başında haber bekliyorlar. Bu arada Faik Ahmet Barutçu kalktı, telefona gitti ve Trabzon'u aradı. Trabzon milletvekili. Trabzon'u aradı. İşte bulamadı ilk öyle, aradığını bulamadı falan. Neyse sonunda birisini buldu, konuştu. Ondan sonra geldi yanımıza. Adam şaşkın dedi. Ama bir de bizi burada görse, bizim burada bildiklerimizi bilse kim bilir daha ne kadar şaşıracak herhalde dedi. Deli çıkacak adam dedi. Ve güzel bir kahkaha attı. Onu tanıyanlar bilirler. Son derece tatlı bir Karadeniz şivesi vardı. Ve çok böyle ünlü bir kahkahası vardı. Onu duyunca, kahkahayı atınca herkeste bir rahatlık oldu. Yani bir durumu kabullenmiş oldu. Çankaya Köşkü'nde artık iş espri konusu olurken asıl kahkahalar Demokrat Parti Genel Merkezi'nde tınlıyordu. Partide müthiş bir coşku vardı. Sandıklardan ulaşan her sonuçla bir sevinç dalgası esiyordu. Sabaha doğru Celal Bey geldi. Fuat Köprü'yle partideydi. Çoğu zaman partideydi. İktidarın bize teveccüh ettiği anlaşılıyor'a gelen bir şeyler söyledi. Benim orada bir olay dikkatimi çekti. O günlerin çok önemli bir olayı olacaktı sonra. Ajans France Pres muhabiri Köprülü'ye dış politikayı sordu. Fuat Köprülü sanki bir dışişleri bakanı gibi uzun bir demeç verdi. Celal Bey fazla kalmadı. Uğur adlı bir cibi vardı, ona bindi gitti. Partinin kurucu kadrosunun dördüncü ismi ise o gece Aydın'daydı. Adnan Menderes merak içinde radyo başında sonuç bekliyordu. Yanında bir grup partili arkadaşı vardı. Bunlardan biri de Şevki Hasırcı'ydı. Şevki Bey'in anlattığı o geceyle ilgili anı şu. Biz bir aradaydık. İşte seçim neticelerini takip ediyorduk. Gecenin bayağı ilerlemiş bir saatiydi. Belki artık şafak sökecek, oraya doğru dönecek bir sırada. Bulunduğumuz yerde telefon yok. Postaneden bir memur geldi, kapıyı çaldı. Ankara'dan, genel merkezden Fuat Köprülü Adnan Bey'i arıyor. Türkiye'de önde gidiyoruz. İktidar olduk. Adnan'ın da gözlerinden öperim. Demokrat Parti rahatlamıştı. Şimdi CHP'nin sancılı saatleri başlıyordu. Yenilgi hiç beklenmedik ve alışılmadık bir şeydi. Kamuoyuna ne mesaj verilecekti?
yenilgi kabul edilecek miydi? Bu zorlu görev CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi'ne düşüyordu. Oysa aynı şaşkınlık orada da yaşanıyordu. Biz iktidar değiştirmeye alışkın bir gazeteciler değildik. Nasıl hareket edeceğiz? Partinin görüşü ne olacak? Bütün yazı işleri müdürleri birbirimize baklıyorduk. Ne vereceğiz, nasıl vereceğiz? Hatta nasıl başlık atacağız? Bütün evleri arıyoruz CHP milletvekillerinin. Hiçbirisi cevap vermiyor. Çünkü Demokrat Parti ezici çoğunlukla iktidarı almıştı. Nihayet gazeteyi baskı zamanı geldi. Aklımıza bir rahmetli Nurettin Artam geldi. Aynı zamanda yazarımızdı. Bir de ona danışalım dedik. Danıştık. Ve o gecenin manşet başlığını Nurettin Artam attı. CHP iktidarı devrediyor. Bir dönem değil, bir tarih kapanmıştı. Atatürk'ün partisi 27 yılın iktidarı CHP tam bir hezimete uğramıştı. DP'nin oyları %53'ü aşmış, CHP ise %40'ı bile bulamamıştı. Bu oranlar çoğunluk sistemiyle parlamentoya yansıdığında hezimet daha da büyüyordu. CHP'nin 69 milletvekiline karşılık DP'nin tam 408 milletvekili vardı. Atatürk'ün silah arkadaşı, milli mücadele kahramanı, milli şef İsmet Paşa kendi kurduğu sandıkla devrilmişti. Ancak gece yarısından sonra DP'de zafer sevinciyle karışık bir endişe hakim olmaya başladı. Acaba Çankaya Köşkü'nde neler oluyordu? Milli şef iktidarı bırakacak mıydı? Babam işte etrafta dolaşıyordu. O daha bir sakin olarak geldi, annemin yanına oturdu. Ve annem hanımefendi dedi, ne kadar zamanda taşınabiliriz? Annem de hemen iki günde taşınırım paşam dedi. Evimize ne zaman taşınabiliriz dedi. İki gün içinde taşınırım paşam dedi. Sonra gene bir düşündü. Arabamız olmayacak hanımefendi dedi. Ziyan yok dedi annem. Otobüse binerim, inerim dedi. Kızılay'a nasıl ineceksin diye düşünüyor. İşte otobüse binip inerim dedi. Sonra gene bir dolaştıktan sonra geldi. Ensülinimi kim yapacak dedi. Ben yaparım paşam dedi onda. O sırada Ömer abim geldi. Ona neticeleri söyledik. O da artık beklemekte bir yarar yok, ben gidip yatayım dedi. Yukarıya çıktı. Fakat yukarıdan Erdal abi bu sırada Amerika'da ona bir telgraf çekmiş. Çoğunluğu kaybettik diye İngilizce olarak lost the majority diye yazmış. Yanlışlık olmasın telgrafta diye. Ve ertesi günde Erdal'dan cevabı geldi, sağlık olsun diye. Ancak o gece son derece rahatsız edici bir haber birdenbire etrafı sarstı. Komutanlar İnönü'ye mesaj yollamışlardı. Eğer Cumhurbaşkanı yeşil ışık yakarsa seçimlere komünistler hile karıştırdı deyip müdahale etmeyi önermişlerdi. Mesaj köşke Ulus Gazetesi İstanbul Bürosu aracılığıyla iletilmişti. Milli şefin emirleri bekleniyordu. Gazetede bu yanıtı bekleyenlerin arasında Orhan Birgit de vardı. Sadi Irmak Bey, Çankaya'da kendisine bağlanan yavere durumu izah etti ve 1. Ordu Komutanı'nın söylediklerinin Cumhurbaşkanı'na arz edilmesini istedi. Yaver, Cumhurbaşkanı'na olayı arz etmek için müsaade talep etmişti. Bize bir asır gibi gelen bir süre geçti. Yaver döndü ve Sadi Irmak Bey'e Cumhurbaşkanı İnönü'nün mesajını nakletti. Sadi Irmak Bey tane tane tekrarlıyordu. Bugünkü gibi belleğimde. Milli şef halkın iradesinin nasıl tecelli ettiyse seçim sonuçlarının da o şekilde kabul edilmesi gerektiğini ve bunu herkesin içine sindirmesi gerektiğini söylüyordu. İnönü sağduyusunu kullanmış ve orduyu durdurmuştu. Müdahalenin ne getireceğini kimse tahmin edemezdi. Bir karşı darbe ihtimali de söz konusuydu. Çünkü ordu içinde DP'nin de çok taraftarı vardı. Bu asker ailelerinin verdikleri oylardan anlaşılıyordu. Hatta bazı subayların iktidarı devretmezse İsmet Paşa'ya karşı bir darbe hazırlığı içinde olduklarından da söz ediliyordu. Bu genç subaylardan biri de Seyfi Kurtbek'ti ve seçim gecesi DP Genel Merkezi'ndeydi. Ordu üst yönetiminin İnönü ile görüşmesi onu da çok şaşırtmıştı. O sırada da ben işte haberleri alınca Bayar'la görüştüm. Dedi ki komandanlar
askeri şura toplantısı toplamış ve oradan da köşke gitmişler. Onun üzerine Genelkurmay Başkanı'na telefon attı şeylerle. Ben onları vazife için toplamıştım. Şimdi hepsi yerlerde hareket ettiler dendi. O gece ordu komutanları kışlalarına geri döndüler ancak Demokrat Parti bu olayı hiç unutmadı. Askeri müdahale sözü daha iktidarı almadan DP'nin önüne çıkmıştı. Askeri müdahale olasılığı o geceden itibaren 10 yıl boyunca iktidarın zihnine kazınacak ve 10 yılın sonunda bir başka Mayıs sabahı korkulan şey başa gelecek.